hayırlı olsun inşallah. İlçemize ve insanımıza hayırlı olsun. Burada amaç çocuklara para biriktirmeyi sevdirmeyi. Bir oyun olsun, oyuncak olsun. Bununla ilgili. Yani uzaktan araba gidelim. Hadi bir görelim bakalım. Kontrol et. Mesela bu kumanda örneği. Ya da öndeki rengi aldım. Mesela ben içinde bulduğumuz yer eşke bizim aile destekle sahip herkes olarak adlandırdığımız yer. Ancak burası aslında bizim bir bütün içerisindeki, pazar içerisindeki bir parçamız. İlçemizde yaptığımız çalışmalar içerisindeki bir alan. Tabii daim halim yapılan her işin ben felsefi bir altyapı. Onların ele alacağı dönem derken aslında biz kodlar sınıflarımızla oluşturduğumuz alanlarla çocukların hayatında bambaşka bir dünya açtık. Biraz önce zaten siz de görmüştünüz çocuklardaki özgüveni, ifade kabiliyetini, kendini anlatmayı. İtiraf etmek gerekirse ben bu kodlama işine ilk başladığımızda çocuklardan acaba elektrik alabilir miyiz, onlar karşılık verebilir miyiz diye bazı kaygılar duyuyordum. Ancak gördüğümüz tabloda hem öğretmen arkadaşlarımızın gayreti hem onların başarısıyla inanılmaz işler ortaya çıktı. Biraz önce bunun bir kısmını gördüm. Tabii Sayın Ali yine Ümrü İş Adamı'nın sözünde olduğu gibi ikinci aşamada ilçede gördüğümüz eksikliği değer vermeden ve onların fiziksel enerjilerini harcayan olarak gördüğümüz ve gözlemlediğimiz bir husustu. Biz bunu aşabilmek adına yine kodlar atölyesinde öğretmen arkadaşımızın arz ettiği gibi bir kulüp oluşturduk. Ve bu kulüp içerisinde takımlarla çocuklarımızın belli bir grup içerisinde, aidiyet duygusuyla, belli bir disiplin ve ciddiyet içerisinde kendini ifade edebilmesine zemin hazırlamaya çalıştık. Arkada gördüğünüz arkadaşlarımızın hepsi Eleşki Spor Kulübü'nde U16, U15, A takım ve benzeri faaliyetlere görev yapan arkadaşlar. Doğrusu ben aslında futbolu çok böyle ilgi duyucu bir spor olarak görmem. Benim için biraz daha alt düzey bir spor olur. Ancak işte bölgenin şartları, imkanlar vesaire derken henüz biraz da kapalı bir spor salonumuz olmaması nedeniyle en küçüğünden en büyüğüne kadar bu çocukları yaz okulundan başlamak suretiyle belli bir disiplin altına almaya çalıştık. Bu anlamda da olumlu dönüşler olduğunu, çok iyi geri dönüşler olduğunu görüyoruz. Ümit ederim kapalı bir spor salonuna ya da bir alana alan ihtiyacımızı karşılarsak sonraki adımda biraz daha ferdi, biraz daha salon sporlarına yönelerek bu gençlere bir şekilde sahip çıkmak mükellefiyeti altındayız diye düşünüyorum Sayın Valim. Çünkü bunu söylemek belki çok acı ama ciddi bir bağımlılık riski var. Ve bütün projelerimiz bağımlılıkla mücadele temelinde yapılıyor. Bu da dahil olmak üzere, burası dahil olmak üzere. Ve takdir edersiniz ki bağımlılığın bir adım ötesinde teröre bulaşma, terör ilhaplarına ya da yanlış mecralara kayma. Spor faaliyetlerinden sonra Sayın Valim tabii ki bütün çocuklarımızın sporla iştirak etmesi mümkün değildi. Ancak sanatsal anlamda kendi ruh dünyalarını ifade edebilecek, kendi yeteneklerini ortaya koyabilecek çocukların çok fazla olduğunu görünce böyle bir sanat merkezinin çok faydalı olacağı kanaati bize hasıl oldu. Bu metruz, boşta duran binayı böyle bir merkez haline getirdik. Buradaki her bir çalışma öğretmen arkadaşlarımızın kendi emekleri ve alın terleri Sayın Valim. Hakikaten onlara ne kadar gurur duyduğumu ifade etsem az olur. Çok. Beklediğimizin ötesinde bir ilgiyle karşılaştık. İlginç bir şekilde. Doğru bir adım attığımız kanaati bizde hasıl oldu. Her kadar bugün resmi açılışını yapsak da biz 15 gündür falan burada ufak ufak çalışmalarımıza başlamış gibiydik. İnanıyorum ki bir tuvalle, notalarla, piyanonun bir tuşuyla ya da bağlamanın gitarı bir teliyle konuşan çocuk bağımlılığa ya da teröre karşı her zaman bir adım daha geride duracaktır. Ya da yanlış mihraklar onun taze zihnini kirletmeye çalıştığında kendisini savunabilecektir. O anlamda bu sanat çalışmalarını da önemsiyorum Sayın Valim. Burada müzik gruplarımız var. O bir oda tiyatrosu kurduk. Bir tiyatro kulübümüz olacak. El sanatları kulübümüz olacak. Tabii aile destek merkezi olarak projelendirdiğimiz için bazı zorunlu alanlar var. Özellikle hanımefendilere yönelik. Ve ilçe sağlık müdürümüz doktor hanımın ekibiyle beraber de burada annelere ve hanımefendilere, kadınlara yönelik annelik eğitimi, gebelik eğitimi, bağımlılık eğitimleri veriyor sağ olsun doktor hanım diye. Akabinde manevi ve milli değerlere yönelik bu arkada gördüğümüz takımlarımızdaki çocuklarımıza önce onlardan başladık. Milli ve manevi değerlere yönelik eğitimler vererek onları kendi kontrolümüzde bu ülkeye faydalı bireyler olarak yetiştirilmesi temel gayemiz Sayın Valim. Efendim ifade ettiğim gibi bütün bunlar Eleşit Kaymakamlığımızın bağımlılıkla mücadele programı kapsamında yapılan işler. Biliyorsunuz bu İçişleri Bakanlığımız koordinasyonu hükümetimizin çok önem verdiği bir proje. Biz bu anlamda kodlar atölyelerimizde bir kişiyle ciddi mesafe aldık. En azından böyle zannediyorum. Müracaat ederseniz biz burada sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Önünde en çok kullanılır.
Bunları öğrettik. Yanı sıra küçük bir egzersiz çalışmamız var ilk etapta. Onu size sunmak istiyorum. Saygılar. Evet, re anlatayım. Şimdi, tempomla beraber ses veriyorum. 1, 2, 3, 4. Biraz da istidadı olması lazım. Herkes resim yapacak olan bir şey yok. Özellikle
öğrencilerimiz alıştıktan sonra toprak boyasına geçmeyi düşünüyoruz. O onun akışkan halini veriyor. Daha kıvamlı olmasını sağlıyor. Ondan sonra üstüne. Şimdi isterseniz tarak yapabiliriz. İsterseniz biz de şekil verebiliriz. Şimdi... İsterseniz yukarı aşağı doğru hareket yukarı halinde. Geriye doğru alıyorum. Sonundan sonra aşağı doğru isterseniz siz de yapabilirsiniz. Şöyle. Sonra tekrar. Benim öbür yanımda sakal yok. Sandusun sahip kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda bakan benim öbür yanımda sakal yok. Söylersiniz artık. Değil mi? Sayın Bayram, abi evet. Tanıtım Gülen'e sakın. Abi Tanıtım Gülen'i böyle nostaljik eleştirdiğim evet. Eleştirdiğim türküler konseptinde ilanladım. İnşallah o türküler orada söyleyeceksin. İnşallah muhtemelen henüz kesinleşmedi ama önümüzdeki haftalarda da yine...